Bugün YouTube kanalımızda doğada HD kameramızla işte son günlerdeki o adından sıkça söz ettiren romatizma, artrit, kireçlenme, her türlü siyatik, kronik romatizmanın, ağrıların, sızıların, kireçlenmenin ve daha birçok fiziksel şişlik, burkulma vesaire gibi rahatsızların temel doğadaki temel alternatif tip olarak nitelendirilen İbrahim Saraçoğlu hocanın, Ahmet hocanın ve diğer işte araştırmacı hocaların, bilim adamlarının testleri sonucu doğada çınar yaprağını, çınar ağacını, çınar ağacının faydalarını, doğada çınar ağacımızla baş başa dut ağacımızı, dut ağacımızın meyvesini ve dut ağacımızın faydalarını anlatacağız. Önce çınar yaprağını ve saydığımız gibi kireçlenme, romatizma, artrit, ne bileyim, siyatik ki romatizma gibi, kireçlenme gibi her türlü işte eklem rahatsızlıklarında işte kullanılan çınar yaprağından bahsedeceğiz. İşte bu çınar yaprağı bugün işte 8 Nisan 2016 tarihi olduğu için biz işte doğada taze çınar yaprağıyla, çınar ağacıyla buluştuk. Bu ağacı tercih etmemizin şeyi hem genç yeşil yapraklarının olduğu hem de bu çınar ağacının yanına varılabilir olduğu, çalı dikenin olmayışı ve su kenarında da oluşu ben tercih ettik. Bunu bayağı bir araştırmalarımız sonucu bulduk. İşte çınar yaprağımızın oluşmasına imkan veren çınar ağacımızı besleyen akarsuyumuz. Bu akarsuyun toplam uzunluğu 1000 kilometreye yakın vardır yani. Yani 700-800 kilometre vardır. Gelelim çınar yaprağına. Şimdi bu taze çınar yaprağını evimizde temiz bir gölgeli, güneşin görmediği bir ortamda farz edelim, böyle serdik, kurumasını ne bıraktı? 3-4 gün kuruduğunu farz edelim ve kuruduk diyelim bu yaprak. Bu yaprağı alıp böyle buruşturarak kuru olduğunu farz edip çaydanına atarak farz edelim, demledik. Bunu içtiğimizde kireçlenme, romatizma hastalıklarına iyi geldiği gözlemlenmektedir. Bizim kırsalda, köyde 70 yaşındaki yaşlı teyzelerimiz bunu kullandı. Ağır romatizma olan hasta teyzemiz, yürüyemeyecek tipteki teyzemiz bunu aldı, doğada topladı, götürdü. Verdiğimiz gibi çınar ağacımızla baş başa, herhangi bir yerden bir almamıza gerek yok. Götürdü, demledi. Bu çınar ağacının çayını, yaprağının çayını içtikten sonra yaşlı teyzemiz kullandığı romatizma ilaçlarına nazaran o ilaçlardan görmediği faydayı, bundan gördüğünü ve kendini bu romatizma, pardon, çınar yaprağı çayını içtikten sonra kendini daha iyi hissettiğini, ağrılarının, sızılarının azaldığını hissettiğini, yürüyebildiğini şey yaptı. İşte bu ünlü hocaların televizyon kanallarında bahsettiği şu iki dal, hatta iki dal, üç dal çınar yaprağını 40 TL gibi bir fiyatla sattı. Ama biz herhangi bir satış, alış, bir ticari koşulda değiliz. Biz sadece doğada izleyicilerimize, kanal izleyicilerimize tanıtmak için doğada
çınar yaprağını bulduk. Ve bir de bunun bir özelliği daha var. Bu gördüğümüz çınarın, böyle dalında gördüğümüz çınar ağacının salkımı, tohumunu eskilerde Anadolu'daki kızlar, genç kızlar bunu böyle kopararak, göründüğü gibi küpe tarzı bir küpe niyetine takarak, eskiden altın falan yokken, bulunmazken, bunu çınar ağacına, bu salkımlarını genç kızlar, oğlanlar, genç kızlara bir alternatif hediye olarak, işte magazinsel olarak bir çam sakızı, çoban armağanı misali hediye olarak bu çam, pardon, çınar yaprağını bu salkımlarında genç kızlar tak olarak da kullanabilir, kullanıyormuş. İşte çınar yaprağının yapılan klinik araştırmalar, deneyler sonucu birçok faydaları, işte yaraları, işte bu da çınar yaprağı sağlanmıştı. Bu da çınar yaprağını böyle boylu boyu gövdesi, ayrıca bunun çok bereketli, sağlam kereste, mobilyada kullanılan kerestesi de çok değerli bir ağaçtır. Gördüğümüz gibi kameramızın açısını alabildiği yerde işte çınar ağacını, çınar yaprağını, çınar ağacının gövdesini tanıtmaya çalışıyoruz. Böyle, evet, yaklaşık bir 15-20 metre yüksekliğe sahiptir. İşte burada da dut ağacımız. Dut ağacımızın meyveleri henüz işte çağla tipinde olduğu için, bunun yine olgunlaşıp yenebilmesi, çok çabuk geliştiği için, samimi söylemek gerekirse 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda erkenden yenme turfanda aşamasına gelmektedir. İşte bu dut ağacının uğrunda şarkıları, türküleri vardır. En güzeli de tatlı bir meyvesi, tatlı, lezzetli, bolca C vitamini, demir vitamini de içerdiği için çok lezzetli bir meyvesi de olduğu için bunu reçelciler, gıda firmaları, işte kozmetik firmaları, bunun çıkmayan bir oje türü boyası olduğu için, kırmızı pembe boyası olduğu için, bunun işte meyveciler, meyve aroması olarak da, işte kozmetik firması olarak da bunu, meyvelerini olgunlaştıktan sonra piyasada bunu ilaç olarak da kullanabiliyorlar, kozmetik olarak. Ayrıca reçelleri, marmeladları, şurupları, meyve suları da dut ağacımızda mevcuttur. Bugün şansımız iyidir.